Herkese Hakan sen de selamlar. kapat kanki. Herkese selamünaleyküm. Bu derste beyler 3 boyutlu momentten bir örnek daha çözelim. Pekişsin sonra 2 boyutlu dengeye geçeceğiz. Denge 3. chapter'ın konusu. Ekilibrium. Şimdi bu soru daha önceden 3 boyutlu moment çok çözdük. Ben size çözdürmek istiyorum. Şimdi İbo ile başlayacağım. İbo kanka şimdi bizden ne istiyor burada? Ben sadece üzerini çizeyim noktaların. Ben size göstermiştim ya kilit noktaları vardı burada. Sen bana soruda ne istediğini söyle. Diyor ki A noktasına göre diyor vektör moment kuvvet yok determin evet Tamam. momentini istiyor A noktasına göre momentini Neyin istiyor momenti? kuvvetin Aynen. Şu şu P P kuvvetinin eşittir. momentini Aynen. istiyor Kanka moment formülünü söyle. Hangi nokta demiştin? A noktası. Moment A A diyorum. Formülü söyle bana. çok güzel dedin. Kanka ben böyle formül söyleyemiyorum ama benim olayım Tamam. o. Dik uzaklık çarpı. Tamam. R cross ama vektörel çarpımla gideceğiz ya. 3 boyutta her zaman R cross Ha, F. R cross F P yani. Aynen. Tamamdır. Vektörel çarpımda kanka böyle gitmemiz lazım. Çünkü normalde momentum formülü şu. FD kuvvet çarpı dik uzaklık ama burada yani 3 boyutlu da şununla gitmemiz lazım. R cross F ile gitmemiz lazım. Şimdi R'ı nereden hangi noktadan hangi noktaya çekeceğim? Başka birine sorayım bunu. Kim var? Abdullah Kerimoğlu. Kardeşim. Şimdi oku aldım elime. Bana de ki hangi noktadan hangi noktaya şu R hangi noktadan nereyedir? A'dan B'ye çekerdim Aynen. A'dan B'ye çünkü moment noktası A. A'dan başlıyorum. Kuvvetin uygulandığı nokta. A'dan B'ye çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Formülü yazıp ilk ifadeyi hesaplamayla başlıyoruz. R diyorum. Şimdi beyler kim var burada? Hakan, sen derslere katılıyor muydun? kanka uzaklık falan vermemiş yani açı da vermemiş. O yüzden Uzaklık tanjantla vermiş. ilk önce Vermiş kanka. Uzaklık vermiş. V'yi bulacağız şimdi. Bak hepsi İkbalcim gelecek. ekranın Ekran gitti gitti. dayı. Tamam. Gelecek şimdi. Şimdi Kürşat'tan alayım. Ekmek Kürşat. almaya gitmiş Niyazi. Kürşat. Evet Kanka kanka. B'nin 1 metre olduğunu söylüyor. Uzaklık vermiş o yüzden. Yani R Tamam. mesafesini bulabilirim. Bakın B'ler 1'e eşit. Şurada göstermiş. 1 metre. Tamam. Şimdi kanka bana x ekseninde ne kadar mesafe var onu söyle. X eksenine dikkat edersen ama şu diklik. Şurası. A ile B arasında ne kadar x mesafesi var? B kadar. Negatif mi pozitif mi? B iyi kanka. Tamam Evet, B iyi ama pozitif. ne, pozitif mi diyorsun? Evet. Kanka bak harf x şurada. Demek ki aşağı doğru inince negatif oluyor. Bak Negatif. yukarısı pozitif. O halde A'dan B'ye aşağı inmişiz. Eksi B diyorum. Yani B1 R olduğu için için tamam. aynen R için B1 olduğu konuş. için eksi i diyorum direkt. Sonra J'deki Selami burada mısın? Burada. Here Kanka I am here. Y ekseninde ne kadar mesafe var A ile B arasında kanka? Eksi bir. Y ama bak Y harfi burada dikkat et. Ha pardon J dedin sandım. Y. Kanka Y arttı. Tamam artı şu yani A'yı şurada düşünüyor. A'yı burada düşünüyoruz. B'yi de burada. B kadar Y ekseninde. Yani artı J diyorum. 1 olduğu için. Artı J. Yani Y'de J diyoruz. Birim vektörü. X'te I. Z'de K diyoruz. Şimdi Eksi K kanka. Z eksenine bakacağım. Z ekseni şu sağa doğru olan yer. Sağa doğru olan yer. Pozitifi bu taraf. Bana şimdi Niyazi. Kanka de ki Burayı A ile sol. B arasında Z mesafesi ne kadar? Z'nin solunda kaldığı için eksi B mesafesi. Bak kanka A'dan B'ye. Hayır. Solunda kaldığı Batı için K değil değil. mi? A'dan Şu B'ye bak şekilde. şöyle Bu. sağa doğru gidiyorum bak. A'ya koy elini. Tamam. B'ye doğru git Z ekseninde. Geldim sağa doğru gittim. Sağa doğru götürüyorsam elimi pozitif olacak. Tamam. B kadar da önce. O halde artı B. B'de 1 olduğu için 1 verdiği için artı K diyorum. Şimdi artı K. Vektörümü buldum. P'yi bulacağım şimdi. Beyler P'yi bulurken burada ben bu P kısmını tam beraber yapalım. Burayı da beraber yapalım. P'de bana mesafe vermemiş. Tamam mı? P'yi bulurken P'nin büyüklüğünü kullanacağım. Evet. Ama bir de birim vektörü kullanmak istiyorum ama birim vektör yok. O halde burada başka bir şey yapacağım. Şöyle diyeceğim. Px kadar i vardır. Yani x ekseninde ne kadar büyükse o kadar i vardır. Artı. Y ekseninde ne kadar büyükse o kadar j vardır.
Z ekseni de ne kadar büyükse PZ ile gösteririm, o kadar K vardır. Şimdi tek tek PX, PY, PZ'yi bulacağım. PX'i bulmak için şimdi bana bir arkadaş, İbo sen seç listeden kanka, bir arkadaşı seç. Ben seçeyim. Ha. Alptekin yapsın kanka. Tamam, Alptekin. X eksenini düşüreceğim bak. P kuvveti var. Dikkat edersen şöyle bir paralel kenar, dikdörtgen şeklinde şöyle bir şey çizmiş. Bir düzlem çizmiş. Ben bunu iki yere düşürme, X eksenine düşüreceğim. X eksenin ne taraf? Yukarı doğru. Yani şöyle düşürebilirim kanka bak. Ben sana yardımcı olayım okularla. Yani bu şekilde iki eksene düşürebilirim yalnızca. Üç eksene düşüremem. Z ekseninde hiç yok dikkat edersen. Bir düzlem üzerinde. O halde Z'si sıfır olacak. Bunu ben direkt söyleyeyim cevabını. Sen X'i söyle bana. PZ sıfır. Neden? Çünkü X, Y düzlemi üzerinde. Z'de hiç hareket etmemiş. PZ eşittir sıfır. PX'i söyle kanka. Bir mi kanka? PX. Bak dur, şimdi. 3, 4, 5 üçgeni var. Şuradan gidelim. 3, 4, 3, 4, 5 üçgeni var ya. Bunu direkt sinüslerden de gidebilirsiniz ama burada 3, 4 vermişse tanımlı bir, yani bilinen bir üçgen vermiştir. Dik üçgen. 3, 4 burası 5'tir. Kare kökünü alıp da yapabilirsiniz. Kare kök içerisinde 3'ün karesi, 4'ün karesi 5. Şimdi 5'i buldum kanka. Sen bana de ki bu 5 yeri normalde 5 ya ama 10 vermiş. Demek ki 3'ü de 4'ü de 2 ile çarpmam lazım. X eksenine 4 mü 3 mü denk gelecek? 8 mi? Geliyor mu sesin? Aynen 8. Aynen 8. 8, 8 diyorum. Çünkü 5'in 2 katı 10'du hipotenüs. Hepsinin 2 katını alacaksın demek ki. 4'ün 2 katı 8 gelecek. Şu tarafa da 3'ün 2 katı olan 6 gelecek. Aynen. Yazana teşekkür ediyorum. Burada 6 olacak. O halde PY'ye de 6 diyorum. Gördüğünüz gibi açı vermemiş, bir şey vermemiş, üçgen vermiş. Her zaman ne verdiyse ona göre gideceğiz. PX'i, PY'yi buldum. PZ'nin de 0 olduğunu söylemiştim. O halde P vektörünü de bulduk beyler. 8i artı 6j dedim ama direkt böyle yazabilir miyim? Hayır. Yönlerine bakın. X yukarı doğru tamam pozitif. Y de sağa doğru tamam. O da pozitif. Artı 0j yani j'yi hiç yazmıyorum. Dikkat ederseniz iki tane istenilen şeyi buldum. Vektörü de buldum. Yani mesafe vektörünü de kuvvet vektörünü de buldum. Şimdi sadece cross product yapmak kaldı. Hemen matrisimi yerlerine yerleştiriyorum beyler. IJK. Önce soldaki yazılır. Eksi 1 bakın. Kat sayısı. İ'nin kat sayısı eksi 1. J'nin kat sayısı 1. K'nın kat sayısı da 1 yazdım. İ'nin kat sayısı 8. J'nin kat sayısı 6. Z'nin kat sayısı 0. Eşittir diyorum. İ parantezine yazıyorum. İbo. Şimdi kardeşim. İ'yi kapattım. Tamam mı? Bana... Söyleyeyim. Tamam. Tamam. Ne ile neyi çarpacağım? 6 ile 1'i çarpacağım. 1 ile 0'ı çarpalım önce. Tamam. Çarptık. 0 geldi. 6 ile 1'i çarpıp başına eksi yazacağız. Adam, yani eksi 6. Eksi 6'yı tamam. Sonra buraya bir eksi koyuyorum. Dikkat edin. Eksi. J'de hep eksi koyuyorduk. Parantezi tekrar açtım. J. Şimdi bir gönüllü direkt açsın sesini. Eksi 1 ile 0'ı çarpacağım kankam. Tamam. J'yi kapattım. Eksi 1 ile 0'ı çarptım. Aynen. 0 geldi. Sonra? 8'e de 1'i çarptım. Tamam. O kadar mı? Eksi 8. Aynen. Eksi. Aynen. Başına eksi koyacağız. Şu altla üstü çarptığımızda neden beyler? Şöyle demiştim. Sola yazıp sağa yazmanız fark ediyor ya. Önce P'yi sonra R'yi yazsaydım negatif çıkacaktı. Burada üstte olanı şurası 1 ya. Sağdaki soldakiyle başlıyorum. 8 ile. 8 alttaki olan P'nin değil mi? P ile başladığım için 8 ile 1'i çarptığım için negatif geliyor. Bu kadar. O yüzden eksi 8 geliyor. Tamam. Aynen. Sonra artı diyeceğim. Tekrar açtım. K dedim. Selami. K'yı kapattım. Eksi 14 K kanka. Eksi 6, eksi 8 helal olsun. Eksi 14 dedim. Tamamdır. Beyler cevap çıktı. İşte bu kadar. Sınavda sormuşlar. Artık 3 boy... Ben bir öncekini anlamadım ya. Eksi 8 olayını. Neyi anlamadın? Eksi 8 olayını anlamadım. Neden eksi 8 diyor? Aynen. Neden, kim neden o diyen? Ben Mehmet. Alptekin. Ha tamam. Kanka şöyle bak. En başta başına eksi koymamın nedeni J'yi kapattığımda İ ile K'yı çarpıyorum. İ ile K'nın çarpımı negatiftir. Bakın şöyle hatta bir tekrar yapmış olalım. İ, J, K döngüsünü çiziyorum. Saat yönünde gidersem İ ile J'yi çarparsam pozitif K elde ederim. J ile K'yı saat yönünde çarparsam pozitif İ elde ederim. Ama eksi kırmızı ile negatifi göstereceğim. İ ile K'yı çarparsam bakın saat yönünün tersi negatif J elde ederim. Bak İ ile K'yı çarptım. Negatif J elde edeceğim için eksi koydum başına. Tamam mı? Aynen. Sonra K ile J'yi çarparsam da negatif İ elde edeceğim.
Bu sadece bir hatırlatma olsun. İşte bu sebepten dolayı burada başına eksi koyuyorum. Ama i'yi kapattığımda j ile k'yı çarpıyorum. Bak j ile k'yı çarptığımda saat yönünde döngü pozitif geliyor. Sıkıntı yok. O yüzden başına i'nin başına pozitif geliyor. K'da ise k'yı kapattığımda i ile j'yi çarpıyorum. Bak soldan sağa i ile j'yi. I ile j'yi çarptığımda yine saat yönündeyim. O yüzden pozitif geliyor. Tek negatif gelen j. Bunun sebebi budur. Eksi 8 gelmesinin nedeni de j'yi kapattım. Eksi 1 ile 0 çarptım. 0, 8 ile 1'i çarptım. Başına negatif koyuyorum. Altla üstü çarparsam soldaki alttaysa negatif koyacağım başına. 8 ile 1'i çarptım negatif. Tamam mı? Tamam. Beyler sizden 3... Ha buyur. Şimdi ben bu konuya tam geçmediğim için tekrar soruyorum. Şimdi tamam. Biz bu bulduğumuz P kuvvetinin A'daki momentum oluyor. Aynen. P kuvvetinin bak about diyorsa about herhangi bir puan. P kuvvetinin tamam, A'daki momentini çevirmesini buluyoruz yani orada. Aynen. Tamam. Aynen böyle. Tamamdır. Tamamdır. Bu 3 boyutta beyler şu anda bizim derslere birkaç gündür katılıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Siz de bunun sonucunu gördünüz. Şu anda 3 boyutta moment sorusu kaçıran yok aranızda. Yani bunları tek tek bir hatta bugün yarın bir tek bir soru açın. Hatta ben size paylaşayım, bu ödev olarak paylaşayım. Herkes kendi çözüp bana PDF şey yani fotoğraf olarak atsın. Yani bu emeğin karşınızda görmüş olun. Şu anda ben aranızdan 3 boyutlu moment sorusu kaçıracak birini zannetmiyorum. Çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Ha 3 boyutlu kuvvetlerin size diyelim P'yi vermiş. Vektör olarak göster demesi. Bu da çok kolay sorulardı. Bunları hep çözdük. İnşallah bundan soru kaçırmayacaksınız. Şimdi bu ilk önce sorabilir miyim? Buyur kardeş. Hocam sen soruyorum ben. Sen sor kardeş. Üstteki soruya çıkar mısın tekrardan? Bu mu? Aynen. O PX, PY'yi bulmayla ilgili farklı bir yol sorsam doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilir misin? Sor kanka. O hani 3-4 üçgeni var ya onun sol alt tarafına ben alfa desem hani ark tanjanttan ben oranın açısını bulup ondan sonra onu da 10 çarpı sinüs o açıyı desem x'i bulabilirim değil mi? 10 numaralıdır. Alfa deriz. Ark tanjant. Hepsi yoldur kardeşim. Hepsiyle olur. Karşısında 4 var. 4 bölü 3. Buradan bir açı elde edeceğim. Bu alfa açısı işte. Alfa açısını buldum. Sonra alfanın kosinüsünü alırsam. Bakın 10 var ya 10'la kosinüs alfayı çarparsam hangi eksen y? Bakın kosinüsü y'ye. Y'yi bulacağım. PY'yi. Sonra 10 ile sinüs 4'ü sinüs alfayı çarparsam da şu üstü bulacağım. Hatta pekişsin diye yapalım bunu. Hemen size göstermiş olayım. Ark tanjant 10 ile bakın 10 ile 10 diyorum. Kosinüs diyorum. Kosinüs içerisine alfa yazacağım ya. Alfa yerine parantez içerisinde ark tanjant yazabilirim. Yani hesap makinesi sağ olsun hepsini yapabiliyoruz. Ark tanjant yapıyorum bakın. Kosinüsün içerisine alfa açısını yazacağım. Ark tanjant 4 bölü 3. Ama parantezleri kapatmanız lazım. Tanımsız olacaktır. Bak bir tane kapattım. Şu parantez için bir tane daha kapatıyorum. Eşittir dedim 6 geldi. Neydi? P'ye. Gördüğün gibi kanka açıyı bulup açı kosinüslerden de gidebilirsin. Yani bu senin sorun da çok aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Hani o iki katı aklıma gelmezse falan belki de göremezsem aynen. Yani bir ayrı bu daha, bir şey olsun. Yani açılardan eğer kosinüs sinüs böyle komponentlerini almaya çok alışmışsanız bu daha mantıklı. Çünkü bazen mesela 5-12 veriyor, 8-15 veriyor falan. Diyelim ki hipotenüsü hesaplamak size biraz zor geldi. Direkt yapıştırın. Alfayı hesaplayın. Hatta bu daha mantıklı olacaktır. Yani bunu sorduğun için teşekkür ediyorum. Çünkü burada direkt 10 vermiş. 5'in 2 katı. Diyelim ki 18 verseydi. Bu sefer oran orantı falan 5, 18 bölü 5 falan filan açıyı bulun. Direkt kosinüs sinüs bu uzantıları bildiğimiz için daha kolay bir yol olacaktır. O yüzden bu alfa metodunu da kullanabilirsiniz beyler. Şimdi İkbal Sefa'yla diğer arkadaş bölümü Türkçe mi okuyor? Bölümü Türkçe okuyorlardı sanıyorum. %30 İngilizce okuyor Sefa. Diğer arkadaş aynen. Da %0 herhalde. Full Türkçe değil mi? Türkçe. Aynen full Türkçe. Ama yani soruları zaten tercüme ediyorum. O yüzden anlıyorsunuzdur değil mi? Anlıyoruz evet. Tamam. Ben demek istemiştim. Acaba onlarla hani üniversitede böyle örnek sorular varsa onlar da bir atsın. En azından bir şöyle bir karşılaştırma yapalım. Aynen olur. Onlar da atar inşallah bakarız. Yani atabilirlerse. Aynen inşallah. Yani tamam. Rica ediyoruz. Onlar da atarsa bakarız inşallah. Çözeriz onları da. Onlara da faydalı olur. Şimdi beyler ikinci üniteye giriş yaptık. İkinci ünitede şimdi konu anlatımı yapmak istemiyorum. Az vaktimiz var. İşin mantığını anlatacağım. Birkaç tane connection var zaten. Yani bak mesela şurası roller. Roller hatta bugün cam drawing sınavına girdik ya. Roller işte bu aynı roller dediğimiz şey budur.
Bu pin'dir arkadaşlar. Pin connection'dır. Birkaç tane connection var. Ben ikinci iki boyutlu dengeyi çok zor bir konu zannediyordum. Ben de yeni çalıştım. Yani sorular zor geliyordu falan. Yani reaction force çizeceğiz, tamam mı? Pin connection'dan nerelere doğru reaction force olacak? Bu benim çok kafamı karıştırıyordu. Yani ama birkaç tane şey olduğu için yani kafa mantığa yatmayan arkadaşlar ezber yapsın. Mantığına yatanlar da mantığıyla gitsin. Yani konuyu hiç bilmeden sırf mantıkla bile gidebilirsiniz. Bakın şimdi burada bir connection var. Roller olduğu için şurayı hiç umursamayın. Sanki şu sağ taraf yok. Ben A'ya bakacağım. Roller'ı var. Bu bir top olduğu için, şöyle bir yuvarlak bir şey olduğu için sağa sola kayabilecektir. Sağa sola kayabilecektir. Aynı zamanda şöyle düşünün. Oynatabilir miyim? Rotate yapabilir miyim? İbo. Yani A noktasında şuraya sabitlenmiş ya. Şu parçayı ben şöyle saat yönünde döndürebilir miyim? Saat yönünün tersinde. Evet. Aynen döndürebilirim. Bakın döndürebiliyorsam ve x ekseninde şöyle hareket ettirebiliyorsam bunun moment olarak bir reaction'ı yoktur. Bakın moment tarzında da olabilir reaction. X ve y eksenlerinde veya z eksenlerinde kuvvet olarak da olabilir. Şimdi ben x ekseninde rahat sağa sola hareket ettirebiliyorsam diyorum ki hareket ettirebiliyorsam reaction force yoktur. Reaction force engelleyici kuvvettir. Eğer hareket edebiliyorsam beni engelleyen bir şey yoktur. O halde diyorum ki A'da şöyle diyorum. F A X X eksenindeki kuvveti 0. Ben buradaki reaction'ın X ekseninde hiçbir reaction olmadığını gösterdim. Şimdi Y eksenine bakacağım. Momenti de aynı zamanda 0 olduğunu gösterdim. Momenti 0 olduğunu göstermemize gerek yok. Moment zaten sadece kaynaklı yerlerde. Kaynaklı duvarın içine, direği mesela yerin içine soktunuz. Aynı sadece o zamanlarda momenti de, dönüşü de engeller. Bu tarz connection'larda moment engellenmediği için genelde yazmaya gerek yok. FY'yi göstereceğim. İkbalcığım bunun böyle bir kuvveti yok mu yalnız? İşte onu göstereceğim şimdi. FY'ye bakacağız. Beyler şurada yerde yeri görüyorsunuz. Yere sabit, yere şurada duruyor. Bir ağırlık var. Ama ağırlık uygulansa da A'dan aşağı böyle yerin altına iniyor mu bu? İnmiyor. Yani Y ekseninde yukarı doğru peki hareket ettirebiliyor muyuz? Yukarı doğru. Yani kaldırır sana ettirir. B tarafında sabitlenmiş dayı zor. Yukarı yani yukarı doğru ettirebiliyoruz ama aşağı doğru ettiremiyoruz. Aşağı doğru ettiremediğimiz için buradaki kuvvet şöyle yukarı doğru olacak sadece. Tamam mıyız? Tamam. Yani bakıyorum A aşağı doğru inebiliyor mu? Hayır. Bunu engelleyen şey ne? Bir tane reaction force var. O olmasaydı Newton kuralından hatırlayın. F eşittir ma. Orada bir acceleration olacak. Net kuvvetimiz var. Hareket olmalı. Hareket yoksa demek ki net kuvvet sıfır. Burada bir ağırlık var. Demek ki ona tam zıt bir tane reaction force var. Fyx eşittir. Bir kuvvet olacak. Ben buna sıfır yazmıyorum. Şöyle boş bırakıyorum. Bilmiyorum. Bunu işte analiz edeceğim. Equilibrium'dan bakacağım. Şimdi şurayı da sileyim. Şimdi beyler iki tane connection'ımız var. Şu noktalı yerler connection'dır. Nokta olarak da verilir. A noktası, B noktası. Şimdi B'ye bakacağım. Beyler pin connection var. Şu şekil pin connection'dır. Şurada sabitlenmiş. Tamam mı? Burada bu sabitli noktada B'yi aşağı ve yukarı hareket ettirmeye çalışıyorum. Ettiremiyorum. Tutuyor. B'yi aşağı hareket ettiremiyorum. Aynı zamanda bu hareketten düşünün yani bu B oradan tutturulmuş. Ve duvara sabitli bakın. Şu B pin duvarda. Çekiyorum kendime X'te de gelmiyor. İtiyorum X'in duvara da girdiremiyorum. Demek ki X'te de Y'de de beni engelleyen kuvvetler var. O halde şöyle diyorum. Burada yönü önemli değil. Yani burada şöyle çizebilirim bakın. Şöyle çizebilirim. Sonra böyle çizebilirim. Fark etmez. Neden? Çünkü analiz ettiğimde burada ben sadece vektör olarak yazacağım. Ama analiz ettiğimde yönü artı mı eksi mi çıkacak zaten. O yüzden sadece fy ve fx var mı ona bakın. Yönünü istediğiniz gibi yapın fark etmez. Şöyle yapın. Yanlış doğru hiç fark etmiyor. Mantık olarak da kurabilirsiniz. Yönünü de belirleyebilirsiniz başlamadan önce ama hiç gerek yok. Direkt yazın yukarı sola doğru. Sonra deyin ki demek ki f b'nin x'i de var. Bilmiyorum ben bunu. F b'nin y'si de var. Bunu da bilmiyorum. Peki rotate yapabilir mi? Bakın şu noktadan sabitliyse ben bu çubuğu istediğim gibi sağa sola döndürebilirim. Saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürebilirim. Doğru muyum? Var mı evet. Bu kafasına yatmayan? Nasıl bu saat yönünde dönecek diyen var mı? Doğrudur. Yani tam şu noktadan sabitlenmiş. Saat yönünde dönebilir. Bakın ben şunu şu noktadan sabitlendim. Görüyor musunuz elimdeki şeyi? Kalemi şu noktadan sabitlendim. Sabitledim. Bakın dönebiliyor. Sadece x ve y eksenlerini itiyorum.
Hareket etmiyor. Bu pin connection yapıyorum şu an. Buradan vuruyorum. Y ekseninde de inmiyor. Tek engelle şey tek yani bunun mantığı şu rotate oluyor. Demek ki moment şeyi de yok burada. Moment reaction yok. Sadece x ve y eksenlerinde hareketimi engelliyor. O halde tamam dedim. Şu anda buldum her şeyi. Bir de dikkat ederseniz şurada bir moment var. Couple var. Couple denir buna. 10 Nm'lik bir couple yerleştirilmiş. Bu her yere etki edecektir. A noktasına, B noktasına her yere etki edecektir. Arkadaşlar şimdi 3 tane bilinmeyenimiz var. FYX, FBX, FBY. 3 bilinmeyen için 3 denkleme ihtiyacımız var. 2 bilinmeyen de olabilir. Ekilibrium sorularında 3 tane denklem kuracağız. Birisi moment. Diğeri ise summation of forces. Yani her eksendeki kuvvetleri inceleyeceğim. X ekseninde ve Y ekseninde. Beyler şu kadar basit. Eğer hareket yoksa, sabitlik varsa ne moment vardır, ne X ekseninde bir net kuvvet vardır, ne de Y ekseninde bir kuvvet vardır. Moment olsaydı rotation olurdu. X ekseninde bir kuvvet olsaydı hareket olurdu. Y ekseninde bir kuvvet olsaydı hareket olurdu. Demek ki hepsi sıfır. Sıfır, sıfır. Peki moment hangi noktaya göre sıfır? A'ya da göre sıfır, B'ye de göre sıfır. İkisinden de bir rotation yok. Peki mantıklı olan A'dan mı almak, momenti B'den mi almak? İbo sen cevap ver kanka. A'dan mı alayım, B'den mi alayım momenti? Momenti A'dan mı alacaksın? B'den alman daha mantıklı. Çünkü iki bilinmeyen var. Bak B'den almam daha mantıklı. Çünkü B'den aldığımda bakın şu iki kuvvetin B'ye uyguladığı moment sıfır. Otomatikman yani şu o noktada olan iki kuvveti silmiş oluyorum. Sadece benim şurada bir kuvvetim oluyor. İşim çok kolaylaşıyor. Ve şurada bir 120 Nm'luk kuvvet var. O halde diyorum ki ben MB'yi almalıyım. En fazla bilinmeyenin olduğu momenti alınır. MB'yi almak için şimdi kuvvetlerime bakacağım tek tek. Bakmadan önce couple varsa önce couple'ı yazın. Couple ne? 120 Nm. Hangi yönde? Saat yönü. Pardon. 10 Nm saat yönünün tersinde, pozitif yönde. O halde 10 yazıyorum. 10. Bu direkt yazılır. Herhangi bir couple direkt yazılır. Çünkü bu her yere etki edecek. Bakın buraya yerleştirilmesi önemli değil. Şuraya da etki eder, buraya da, buraya da, şuraya da etki eder. Couple'ı önce yazıyoruz B noktasına göre. Sonra 120 Nm'a geçiyorum. 120 Nm'un uygulayacağı momente bakalım. Sonra şu A nokta, burada bir kuvvet vardı ya ona bakacağım. 120 Nm'a bakıyorum. Devam ettiğinde B'ye göre önce yönüne bakıyorum. Saat yönünün tersinde. Değil mi? Pozitif. Saat yönünün tersinde olduğu için. 120 ile 50'yi çarpacağım. Aradaki mesafe 50 milimetre bana momenti verecek. Ama Newton metre cinsinden yazdığım için şu 50 milimetreyi de metreye dönüştüreyim. 1 geldim, 2 geldim, 0.5 oldu. Bir tane daha geldim, 0.05 metre oldu. Burası da 0.05. Şurası 0.125. 1000'e böleceksiniz. Elde ettiğiniz sonuçlar bu şekilde olacak. Beyler, 50 milimetre 120 ile çarpmam lazım. Bak dik uzaklık vermiş zaten. Eğer şöyle bir şey olsaydı yani şu şekilde bir eğri bir çizgi olsaydı tam dik olmasaydı şuraya o zaman sinüslerden yararlanacaktım. Ya da cross product da yapabilirsiniz. Yani R cross F'den de gidebilirsiniz ama burada gerek yok. Zaten yine R cross F yapıyoruz ama R cross'un F'in sonucu bize sadece J ile I'nin çarpımı. Bakın 120 Newton I, şurası da J. I ile J'yi çarptığımızda bize K'yı veriyordu ya bakın. 120 Newton I, şurası da J. Sadece I ile J'yi çarpacağım. Zaten başka bir komponentim yok. I ile J'yi çarptığımda K elde edeceğim. Hangi yön olduğu da buradan belli. Pozitif yönde. Demek ki pozitif K gelecek. Şu da K'dır. Yani saat yönünün tersi K. Pozitif K'dır. Saat yönü negatif K'dir. K'dır. Şimdi 120 Newton'la şurayı çarpıyorum. Artı dedim. 120 çarpı 0.05. Şimdi başka neresi var kuvvet? Şu A var. A'dan B'ye şöyle devam ettiriyorum. Şöyle bakıyorum yönü ne taraf? Saat yönünde olduğu belli. Eksi diyorum. Saat yönü eksi yönde. Demek ki eksi koyacağım başına. Ne yazacağım? FAX yazacağım. Bakın. FAY yaz. Nerede? FYX demişiz. Bu yanlış oldu. FAY olacaktı. Şurası. FAY. FAY. Y ekseninde bir A kuvveti var. FAY'yi yazıyorum. Bu kuvvetle nereyi çarparsam momenti bulurum. Dik mesafe. Direkt bakın B eksenine şöyle dik mesafe. B noktasına. 125 milimetre yani 0.125. Arkadaşlar hesap makinesinde hem alıştırma yapmış olalım. Burada hiç yani kafanızı yormayın. Direkt bu size zaten bunun linkini paylaşmıştım. Bu her zaman can kurtaran bir hesap makinesi. Sıfır diyorum bakın. Moment sıfıra eşit ya. Şunu da yazmadım. Sıfır diyorum. Her noktada momentim sıfır. Statikteyiz çünkü sıfırdır.
Sonra eşittir diyorum beyler. 0 neye eşitmiş? 10 artı 120 çarpı. Çarpılarda parantez içerisinde yazmanıza gerek yok. Bu hesap makinesi kendisi yapıyor zaten otomatikman. 120 ile 0.05'i çarptım. Eksi diyorum. Eksi. Şimdi FA'yı bilinmeyen ya beyler. Şu alfaya basıyoruz. Şuna basıyoruz. X veriyor bize. FA'ya yerine X'i yazdım. Bilinmeyen. Şimdi bana çözecek hesap makinesi. Çarpı 0.125'i de yazıyorum. Şu anda denklemi kurdum. Shift'e basıyorum şu sarı kısma. Solve diyorum. Yani benim için çöz diyorum. Diyor ki X'e ne değer vererek başlayayım? Ha, istediğiniz değeri yazabilirsiniz ama FAY'nin ben ne olduğunu biliyorum. Pozitif yönde olduğunu biliyorum. O halde diyeyim ki 1 olsun. 1'den değer vermeye başlasın. Hemen 128 olarak buldu. Demek ki FA. Gördünüz mü ne kadar hızlı ve pratik olduğunu? Yani burada belki uğraştırabilir sizi biraz. Direkt ben FAY'nin şunları biraz aşağı alayım. İlk denklemden bir tane bilinmeyeni çözdüm beyler. FAY yerine yerleştiriyorum. FAY eşittir 128 Newton çıktı. Tamam mıyız? Şimdi x eksenindeki tüm kuvvetlerin toplamı 0 olmalı. Şimdi kimden alayım? Kürşat. Kardeşim x eksenindeki kuvvetleri tek tek söyler misin bana? Buraya yazmam gerekiyor şimdi. X ekseninde nelerim var? Bana bir söyle. Fax var. Fax var. Fax 0 evet. Ama kanka. Fax 0. Onu hiç eklemeyeceğim. Başka ne var? Bak fbx var. Tamam, neden fbx var? Çünkü pin connection olduğu için x ekseninde bunu dedik ki bir kuvvet olmalı. Onu yazdım. Aynen. Bir de dikkat edersen 120 Newton var. Eksi yönde. Tamam. Bak eksi yönde. Dikkat etmelisiniz. Eksi 120. Eksi 120. Şimdi bunun neye eşit olacak? Bak x ekseninde başka bir şey var mı? Yok. Sıfır. Bu kadar. Yok. Sıfır diyorum. Sıfır eşit olacak. Beyler direkt fbx'in. Bakın ben burada sola doğru yazmıştım ama şimdi hatamı anladım. Daha doğrusu hata yapmadım ben. İşimi kolaylaştırdım. Niye buna en başta yön vereyim ki? Zaten çıkacak burada. 120 çıktı. Direkt eksi 120'yi karşıya attım. O halde şunun yönü ters yönde olacaktı. Şu. Hemen ters yöne çevireceğim. Demek ki şöyle bir şey olacakmış beyler. Sağ tarafa doğru şöyle bir fbx olacakmış. Onu buldum. Üçüncü denkleme geçiyorum. Bu kadar basit beyler. Buraya kadar kafasını karıştıran bir noktayı anlamayan var mı? Benim tek anlamadığım bu. Toplam fx ile toplam fy neden 0 eşit oldu? Benim tek sıkıntım oydu. Kanka şöyle düşün. F eşittir ma. Bunu zaten statik chapter 1'de söylüyor. Statik de bizim baktığımız şey bu. Bir şey dengedeyse f eşittir ma diyoruz ya. M kütle. Değil mi? M kütle. Kütle 0 olur mu? Olmaz. Bunun kütlesi olmaz. İllaki bir şey olacak. F eşittir ne olduğunu bilmiyorum. A'ya bakıyorum. Bu hareket ediyor mu? Acceleration ivme demek. Tamam mı? İvme evet. Sabitse hızlanması demek. Harekete geçmesi demek. Bakıyorum kardeşim statikteyiz biz. Bu dengede. Equilibrium chapter adı üstünde. Dengede hareket etmiyor. X de Y'de hareket etmiyor. Rotation olarak dönmüyor bu. Fx 0 olmalı ki. F eşittir ma'dan acceleration da 0 olmalı. İvme de 0 olmalı. Çünkü kütle her zaman 0'dan büyük bir şey olacaktır. M ile neyi çarparsam 0 elde ederim? 0. Acceleration 0 ise demek ki F de 0 olmalı. Fx bu yüzden 0. Fy bu yüzden 0. Moment de dönme olmadığı için 0. Tamam mıyız burada? Tamamdır kanka. Tamam. Yani equilibrium'un aslı bu. Momenti 0'a eşitle. Fx'i 0'a eşitle. Fy'yi 0'a eşitle. Sebep hareket yok. Dönme yok. Fy eşittir 0 dedim. Geldim. Y eksenindeki kuvvetlerime bakıyorum. Bakın burada Fby göstermiştim. Burada bir kuvvet olmalı demiştim. Fby yazıyorum. Bir de artı yönde eksi 128. Artı pardon, kanka. Artı 128. Aynen artı olarak bulduk. Artı 128 adamsın. Aynen. O halde Fby bu sıfıra eşit ya. Fby 128 eksi olarak attığımda eksi 128 gelecek. Fby eşittir. Eksi 128. Altta bir tane şey açıklayı. Karanlık görünüyor tam görünüyor. Ha, şu an iyi. Şu an iyi mi? Şöyle bir up and page diyeyim. Beyler şu anda anladınız mı mevzuyu? Şu an soruyu bitirdik. Bize ne demişti? Calculate the magnitude of the force. Bitirmemişiz aslında ama bitti sayılır. Büyüklüğünü bul diyor kuvvetin. Supported by the pin at B. B noktasındaki pindeki kuvvetleri bul. Ben zaten iki kuvvet yazdım. Birisi yukarı biri sağa doğru yazmıştım ama yanlış yapmışım. Şu da aşağı doğru olacak. Eksi dedik ya beyler. Eksi 128 demek ki aşağı.
Şunu tam dengeleyecek. Bu 128'di, bu eksi 128. Bakın bu şu 120 idi, bu da artı 120 geldi. Tamam mı? Aynen. Tamam. Peki burada bir moment vardı ya, aslında kilit noktası buraydı. Şu olmasaydı burası 128 gelmezdi. Yani tam ne yapacağımızı bilemezdik. Bu onu verdiği için 10 artı dedim. FAY çarpı 0.125 moment denklemini yazdım. Sonra o şekilde bir sonuç elde ettim. 128 oradan buraya geçtim, sonra buraya. Şimdi beyler, magnitud diyor. Şu B aslında iki tane kuvvet var ya, bunları birleştirin. Bakın bir tane sağa gitmişsiniz, bir de aşağı. Şu hemen ne yapıyorum? İzleyin ne yaptım. Şunu alıyorum, buraya taşıyorum. Vektör toplarken ucuca ekliyorsunuz. Bakın şu ok değil de diğer taraftan başladım. Oka doğru geldim. Sonra diğer vektörümün yine oksuz değil de diğer şu kısmını, çizgili kısmını ekledim, aşağı indim. İşte bunların birleştiği son noktası bana B'yi verecektir. Dikkat ettiyseniz bir dik üçgen oluştu. Demek ki ne yapacağım? İbo. Ne kullanacağım burada? Nerede? Yani şu ikisini biliyorum. Şurayı bulmak için dik üçgen var. Pisagor kullanacağım. Karekök içerisinde f b x'in karesi artı f b y'nin karesi bana neyi verecektir? F b'nin magnitüdünü verecektir. Yön falan yok beyler. Magnitüdünü verir. Vektör olarak göstermek istersem nasıl gösterirdim? F vektörü dersem f b'nin vektörü eşittir f b x kadar i artı f b y kadar j. F b x ile f b y'yi bana söylerseniz f b x neydi? 120. 120 tane i'miz var demek ki. F b y neydi? Eksi 128 tane j varmış. Vektör şekli ne isterse böyle yazacağım. Ama ben magnitüdü istemiş. Hemen karekök içerisinde. Karekök içerisinde. 128'in karesini alacağım. Bir saniye, almamışım karekök. Karekök 128'in karesi artı bir de 120'nin karesi. Negatifler zaten pozitife dönecek, karesini alıyorum. Beyler ne geldi? 175.45. Cevap buymuş. 175.45. Tamam mıyız beyler? Sınavda çıkmış soru. Bu tarz bir şey. Tamam, ben anladım, artık yaparım diyor musunuz? Kanka soruya gelsene bir. A noktasını değil de B noktasını seçmemizin tek sebebi bilinmeyen sayısını azaltmak. Aynen, mı? Aynen. A'dan da gitsek yapardık soruyu. Aynen. Ama B daha rahat olacak. B daha için. Rahat olacak bizim için. Her tamam. Zaman iki tane connection olanı seçin. Oradan şeylerden kurtulmuş olursunuz. Yani iki bilinmeyenden kurtuldum ilk denklemde. Tek bilinmeyen vardı. Eğer A'dan alsaydım iki bilinmeyen olacaktı. Bakın. A'nın aynen. Momentinde hem FB X'in hem FB Y'nin momentine bakacaktım. Niye iki momentle uğraşayım ki? Direkt tek momentle uğraşmak için B'den seçtim momenti. Var mı sorusu olan? İkbal, sen böyle arada şey yapıyorsun ya, Halil diyorsun, İbrahim diyorsun ya, sen söyle diyorsun ya, aklıma şey geliyor. Açık göz. Aldın mı hiç dersini? Almadım vallahi hiç. Ben iki kere falan aldım onun dersini. Hep şey yapar derste sürekli. Sen söyle Halil. İşte bir, o tutukluk yapar. O da öyle yapınca Niyazi iyi bilir. Heyecan yapma kanka, dersinde. Biz bizeyiz burada ya. Hoca da değil. Ama bak şey de bilir. Ne, Kürşat da iyi biliyor. Kanka atmış adam. Chatten mi yazmış? Ha. Hmm. Tamam. Beyler bu yine 2019'da çıkmış bir soru. Burada yine aynı mantığı kullanacağım. Şimdi önce bakıyorum. Burada sabitlenen kaç tane nokta var? Yani connection'lara bakacağım. Reaction force var mı diye düşüneceğim. Kaç nokta var? Şimdi bana kim söyler? Selami kanka. Şimdi bu soruya bak bir. De ki yani benim burada reaction force'lara bakıp oynuyor mu oynamıyor mu diye bakmam gereken şu nokta var de. Kanka alt taraftaki nokta var. Hangi nokta? Şu mu? Onun bir üstü kanka. Şura mı? Değil kanka, ikisi de değil. Şu mu? Nasıl? Hangi nokta? Bilmiyorum kanka ya. Şu an düşünüyorum kanka, sadece. Düşün bak, düşün. Genelde şudur bak. Pin der bize. Pin. Ama kanka pin zaten oynamıyor ki. Bir dakika, sen ne dedin? Soruyu bir daha yani, alabilir miyim? Hangi noktadan sabitlenmiş? Bak. Sabitlenen noktayı yukarı bak. İn aşağı göstereyim. Kanka, bir saniye. Hangi oynuyor dedin sandım. Reis bir saniye. Şu sorudan anlatacağım. Ben burada ne yaptım? Yani şeyleri yerleştirdim ya. Burada dedim ki B'de hareket etmiyor. İşte soruda önce buna bakmanız lazım.
Yani kaç tane noktam var? Ben şuraya baktım mı mesela? Bakmadım. O yüzden size bunu soruyorum. Sorunun en başında siz sınavdasınız, şunu soracaksınız. Connection'lar var. Soru belli zaten. Burada bir iki boyutlu denge var. Bakacağım hangi noktalarda sabitlenmiş A noktası. Sonra A noktasına bakıyorum. X'te Y'de hareket var mı? Moment var mı falan. En sonunda neye ulaştım? Dedim ki Y ekseninde bir kuvvet var. Tamam. Sonra B dedim ki B noktasında da bir connection var. Şöyle noktayla gösterilir zaten. Noktayla gösterilir. Buradan bilebilirsiniz. Dedim ki burada X ve Y eksenlerinde de kuvvet olmalı. B'yi de hesapladım. Tamam, bunu soruyorum burada. Hangi noktadan sabitlenmiş? Bak, gördüğünüz gibi A noktası. Bak şuraya nokta koymuş. Sadece A noktasından sabitlenmiş. Bu adam yere düşmüyorsa, welded diyor ya, welding zaten freshman dersinde de alıyoruz. Kaynaktır. Kaynaklanmış buraya. Hatta içine de geçirilmiş. Kaynakla tutulmuş. Demek ki dikkat ederseniz bu adam kendini güvenle duruyor burada. Ne aşağı düşer, ne rotating yapar, ne de x, y eksenlerinde hareket eder. Demek ki bir daha düşünelim. Burada duvara kaynaklanmış bir şey var. Balkon gibi düşünün. Balkon duvara kaynaklanmış gibi. Balkonun üzerine çıkmışsınız balkona. Aşağı düşüyor musunuz? Aşağı x eksiz ağırlığınız var. Düşürmüyor sizi. Demek ki bir reaction force var y ekseninde. Sizi aşağı doğru düşürmüyor. İttiğinizde balkonun işte dengesi var ya, o balkonun çit gibi olan kısmını ittiğinizde ileri oynuyor mu balkon? Oynamıyor. Demek ki x ekseninde şu welded pin'den, o balkonun welded pin'inden sola doğru tutan bir şey var. Kuvvet. O yüzden ittiğinizde ilerlemiyor. Aynı zamanda rotating oluyor mu, olmuyor. Demek ki burada 3 tane reaction var. Beyler, reaction çeşidi 3'tür. Fx'tir. Yani x ekseninde bir force olabilir. Fy'dir. Y ekseninde bir force olabilir. Reaction. Bir de moment olabilir. Couple olabilir. Şu şekilde. Yönü de soruda ortaya çıkar. Burada ben 3'ünü de yazacağım. Beyler, 3 bilinmeyenimiz var. Şurada bir tane momentimiz var. Moment. Fx'imiz var. Fy'miz var. Anladınız mı bu noktayı? Bir ezber dakika, da yapabilirsiniz. Kaynakta moment yoktu diye hatırlıyorum ben. Kaynaklı noktalarda 3 tane şey olur. Fx de vardır. Fy de vardır. Aynı zamanda moment de vardır. Bunu ezberleyebilirsiniz ama mantığını anlarsanız, welded eğer kaynak varsa aşağı inmiyor, düşmüyor, rotate yapmıyor, x, y'de hareket etmiyor. Bu yüzden 3'ünde de reaction force olmalı. Şimdi ben burada tepkileri yazdım. Burada hangi kuvvetler olacağını yazdım. Burada beyler başka bir connection olduğu nokta yok. Şu aşağıda var bir tane. Buradan bir tane sabitlemiş. Ama burada bizim sorumuzla alakalı bir şey yok. Yani aşağı yukarı bir bize etki yapmayacak. Bizden istenilen ne? Soruya bakalım. Calculate the torque M supported by the pin. Zaten bize soruda da vermiş. Diyor ki M diye bir şey var. Torque var. M diye bir couple var. Şu çizdim ya pembeyle. Pinle supported by the pin. Yani pin tarafından oluşturulan, pinle dengelenen bu momenti bul diyor. Yani şunu bul diyor. Pin bu buradaki rotation'ı engelleyen ne kadar bir moment oluşturuyor bunu bul diyor. Nasıl bulurum? Şimdi şöyle yapabiliriz. Herhangi bir noktadan moment alabilirim. Hangi noktadan moment alayım sizce? Direkt adamın ardından olduğu yerden. A'dan al. A'dan dayı. A'dan mı? Aynen A'dan. A'dan. En çok kuvvet orada çünkü. Tamam, A'dan aldığımda. Aynen, tüm kuvvet orada. Aynen, bak A'dan aldığımda ben şöyle bir şey olacak. Ben bu bilinmeyeni istiyorum değil mi? Moment. Ama A'dan aldığımda moment gidecek. Sizce gider mi? Gitmez. Kuvvetler gider. Olmaz. Reis, kuvvetler gider. Kuvvet bak dik geçiyor. Buradan hiçbir moment olmayacak. Ama moment adı üstünde moment var zaten. Moment eklemi çizdiğimde direkt bu moment olacak. Bir de hiçbir bilinmeyenim olmayacak. Tek şeyle, tek formülle, tek denklemle çözeceğim bu işi. Direkt A'dan momenti alıyorum. A'nın momenti sıfır olmalı. Moment A diyorum. Eşittir sıfır. Şimdi tek tek bakacağım. Bu soruda İbo demişti bana. Adamın ağırlığını almayı unutmuşlar. Ya da Niyazi dedi, tam hatırlamıyorum. Adamın ağırlığını almayı unutmuşlar. Öyle bir şey dedi herhalde. Evet, evet. Öyle demişti değil mi? 200 kiloluk bir tane beam var beyler. Şu beam dediği şuradaki bu metal parça. Bunun ağırlık merkezini G olarak verir zaten size. 200 kilogrammış. Aşağı doğru 200 kilogramlık. 200 çarpı 9 çarpı 81'den. 9.81'den pardon. Ben MG'den hesaplıyorum. MG 200. Yerçekimi ivmesi 9.81. Buradan 1962 geldi beyler. 1962 Newton. Şurayı aşağı doğru buldum. Aşağı doğru 1962'ymiş. Başka ne kuvveti var? Dikkat ederseniz adamın bir ağırlığı var. Adamın ağırlığını yazayım. Adamın şöyle bir ağırlığı olacak. Buna da M pardon. Ağırlığını zaten vermiş. Kaç? 80 kilo. 80 ile 9.81'i çarpacağım.
Ne geldi cevap? 784.8. Onu kim çiziyorsa helal olsun. 784.8 Newton. Bunların ben büyüklüğünü yazıyorum ama yönünü zaten belirttiğim için sıkıntı yok. Şimdi. Senin şeyler gitmesin. Aynen. Şimdi beyler. Burada G'yi gösterdim. İki tane kuvvet daha var. Dikkat ederseniz bu ip şu ortadan geçirilmiş ama bu ip aynı zamanda aşağı çekiyor şu şey. Çünkü bir boşluktan geçirilmiş. Diyor ki soruyu anlamanıza gerek yok. Buradan anlarsınız zaten ama burada da demişler zaten onu. Diyor ki şu şekilde. Çocuk ipi yukarıya çekiyor. Aynen. Kendi ağırlığını daha da arttırıyormuş gibi düşünün. Aynen. Aynen beyler. Öyle düşünün. Burada bir tane daha şey olacak. Kuvvet olacak. Şöyle düşünün beyler. Ben bunu bazen kendim hatta statik şey yapınca bazen gerçek hayatımda saçma sapan hareketler yapıyorum. Denemek için. Tartının üzerine çıkın. Duvardan böyle yukarı doğru, yani duvarı aşağı doğru çekin. Duvarı aşağı doğru çekiyorum ben. Tartının üzerine çıktım. Duvarı aşağı doğru çektiğim için duvar hareket ediyor mu? Etmiyor. Hareket etmiyorsa Fy eşittir sıfır olmalı. Demek ki ben aşağı ne kadar çekiyorsam o da yukarı çekecek. Yani duvar bana yukarı bir kuvvet uyguluyor. Bu yüzden dengeleniyor. O duvarın yukarı uyguladığı kuvvet benim ağırlığımı hafifletiyor. Bu yüzden çıkıp tartıya kendinizi şöyle ya da bir barfix'e asılıp çıkmayı deneyin. Hafif kendi ağırlığınızı verip azalacaktır ağırlığınız. Neden? Çünkü yukarı verdiğiniz kuvvet tartıdaki ifadeyi azaltacaktır. Tam tersini düşünün. Barfix üstte olsun. Siz de altında tartıya koydunuz. Barfix'i yukarı doğru itiyorsunuz. Barfix hareket etmiyor. Barfix demek ki aşağı doğru size bir kuvvet uyguluyor. Sizin demek ki 784.8 Newton'unuz varsa ağırlığınız. Bir de barfix'in size uyguladığı kuvvet ekstra gelecek. Daha fazla bir ağırlık olacak. Aynı mevzu. Burada adam yukarı doğru çekiyorsa bu ipten aşağı doğru bir kuvvet olacak. Bir tane daha olacak. Şimdi bunları yazalım. Bize vermiş zaten. Diyor ki 300 Newton force. Burada bir tane makara var. İki tane tension da aynı olmalı birbiriyle. Şuradaki T buradaki T'ye aynı olmalı. Zaten vermiş 300 Newton demiş. 300 Newton. Şurası da 300 Newton. Kuvvetleri yazdım. Tek ifadeyle çözeceğim soruyu. Silebilirsin kanka okları. MA eşittir 0 diyorum. Eşittir. Demiştim ki önce momentten başlayın. Şurada bir M var. M bilinmeyenini bulmak istiyoruz zaten. M dedim. Pozitif yönde mi, negatif yönde mi bilmiyorum. Cevapta çıkacak. Burada pozitif yönde çizdim ama onu sonra anlayacağım. Şimdi beyler tek tek bakacağım. Önce şuradan başlıyorum. 1962 Newton. Diyorum ki hangi yönde? Önce ona bakın. Devam ettirirsem şu oku. Saat yönünün tersi mi saat yönü mü? Saat yönü. O halde eksi. Eksi yönde bir kuvvet olacak. Eksi yönde bir moment oluşacak. Eksi dedim. Peki bu moment yönlerini anlamayan var mı? Diyorum ya saat yönünde devam ettirin falan. Anlamayan var mı mevzuyu? Yani nereye doğru devam ettiriyorum biliyor musunuz? A noktası demiş ya. Şu G'den aşağı doğru gidiyordu kuvvet. Bu aşağıdan şöyle geliyorum devam ettiriyorum. A'dan tam diğer tarafa geçene kadar. Yukarı doğru olsaydı devam ettiriyorum A'dan diğer tarafa geçene kadar. Yani şöyle devam ettiriyorum. Bakın yukarı doğru olduğunda saat yönünün tersinde pozitif. Aşağı doğru kuvvet olduğunda da saat yönünde negatif bir moment oluşuyor. O yüzden başına negatif koyacağım. 1962 çarpı dik mesafe. Burada direkt x, y eksenleri olduğu için hemen F çarpı D formülünden gidin. FD. Kuvvet çarpı dik mesafe. Bunu liseli çocuklar bile bu formülü biliyor. Sürekli lise sorularında bile çıkıyor. Hatta ortaokuldaki kuzenlerimin bildiğini biliyorum. Bu formülü kolay bir formül. F çarpı D. Kuvvet çarpı hatta bir şey kolu diyorlar. Bilmiyorum o mevzuyu. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Aynen öyle. Bu basit bildiğimiz bir formül. 1962 şimdi dik mesafe ne burada? 1200 milimetre yani 1.2 metre. 1000'e böldüm 1.2 geldi. Tamam mıyız beyler? A'dan mesafesine baktım 1.2 geldi. Şimdi ilk momentimi buldum. Eksi diyorum. Hepsi aşağı yönde olduğu için kuvvetlerin hepsi eksi yönde bir moment oluşturacak. Şimdi 300 Newton'luk momente bakıyorum. Şöyle diyebilir miyim? Zaten 300 Newton olduğu için bir tanesini bulup momentini 2 ile çarpabilir miyim? Buna bir cevap alayım. Yani sadece şu 300'ün momentini alıp 2 ile çarpayım. Niye uğraşacağım? Yani burada 300 Newton var. Mantıklı mı? Başka? Hayır olmaz. Olmaz kanka. Neden bak, biliyor musun? Bak bakar. Şimdi ben anlatabilir miyim? Anlat kanka. Neden yapamam onu? Şimdi yükün birisi buradan dayı. Birisi buradan. Tamam. Kuvvet çarpı kuvvet kolu alacağımız için. Bak aynen öyle. Şuradan şuraya bir mesafe mesafeyle var. Şu 300 çarpacağım. Bir de şu mesafeyle 300 çarpacağım. Aynen. Yapamam bunu. Anladım.
Tamamdır. Ben. Sizi denemek istedim çünkü... Geçen sene buna da çok düşen oldu. Aynen. Şu Roller'ın ben geçen yıl düşmüştüm yine düştüm. Kanka düşmeyin. Makaranın... Düşmeyin. Hiç böyle bir kolaylığa gitmeyin. Tek tek her kuvvete bakın. Aynı da olsa bak arada bir mesafe vermiş. Şuradan bir ok çizmiş, buradan bir ok çizmiş. Bunun manası şu aradaki mesafe 300 milimetredir. Yani geçen sene biz seninle mi konuşmuştuk bunu? Aynen. Sen miydin yine? Burada hata yapmıştım. Bak yine yaptım. Tamam bir daha kaçırma kanka. 300 Newton diyorum. Aşağı yönde başına negatif koydum. Önce soldaki 300 Newton'a bakacağım. Dik mesafe bakın 1800 milimetre. Yani 1.8. 1.8. 1000'e böldüm. Eksi diyorum tekrar diğer 300'e bakacağım şimdi. Eksi 300 yine. Çarpı bu sefer mesafe ne? 1.8'e şu 300'ü ekleyin. 2.1 geldi. 2100 mil bakın. 1200 artı 600 artı 3000. Yani bunu sınavda heyecan yaparsanız hesap makinesiyle yapacaksınız. 1200 artı 600 artı 300 2100 çıktı. Bölü 1000 yapın. Bir metreye çevirmek için 21 bölü 10 yani 2.1. 2.1'i buldum. Başka hangi kuvvet kaldı? Adamın ağırlığı var. Başka da bir şey yok. Adamın ağırlığını da şöyle yapıyorum. Eksi diyorum. Adamın ağırlığı da 784.8 Newton'du. Çarpı diyorum. Kaç mesafe var? 1.8 mi acaba? Aynen. Tam şu tension'la aynı mesafe. 1.8. Yine beyler hesap makinesinin bize sağladığı kolaylıklarla hemen burada direkt denklemi yazacağım. Çıkacak. Ya da direkt şöyle yapabilirsiniz. Burada daha kolay bir şey var. Hepsi eksi olduğu için M direkt bunları karşı tarafa atın. Şurada sıfır vardı ya. Eksili ifadelerin hepsini toplarsam M'e eşit olur. Mevzuyu çaktınız mı? Hepsi eksi direkt tüm eksileri karşı tarafa pozitif olarak atacağım. O halde 1962 çarpı 1.2 artı 300 çarpı 1.8. Şu ifadelerin hepsini yazıyorum. Artı 300 çarpı 2.1 artı 784.8 çarpı 1.8 eşittir 4937.04 yani 4937 Newton metre diyorum. Newton metre miydi cinsimiz? Newton vardı. Bir de milimetreyi de metreye çevirdik. O halde Newton metre diyebilirim. Pozitif mi negatif mi beyler? Pozitif. Ya hepsi negatifse bunun pozitif olması lazım. Negatif olsaydı rotation olurdu. Bunun pozitif olmalı ki diğerlerini dengelemeli. Yani burada ne çıkarsa M eşittir bu çıktı ya. Pozitif negatif mi? Değil. Sormayın bu soruyu. Direkt çıkan neyse. Eğer negatif olsa negatif çıkardı. O halde ne diyeceğim? Eğer yönünü falan da göstermenizi isterse. Counter clockwise. Saat yönünün tersinde yani pozitif. Tamam mıyız beyler? Yani bu konuyu iyi anladığınızı düşünüyorum şu ana kadar. Dayı bunda klasik şeyler için bir önerim olacak. Hani biz saatin ters yönünü pozitif alıyoruz ya. Onu hoca bizi tilt etmişti. Onu göstermeniz gerekiyor demişti. Aynen. Onu göstermelisiniz sınavda. Yani hangi yönü pozitif alıyorsanız onu gösterin. Tamamdır. Eyvallah kanka söylediğin için. Şimdi soru devam edelim mi? Vaktiniz var mı? Bir soru daha var. Var yani. İki boyutta illa hepsini çözmemize gerek yok ama ne kadar çok örnek o kadar çok iyi yani. İkbal soruda bir şey soracağım. Bir önceki soru. Buyur kanka. Bu biraz saçma olacak da MA'ya sıfır dedin. Sonra M'e bulduk falan. Orada kafam karıştı benim. Kanka. Yani şöyle düşün kanka. MA'ya sıfır dedim sonra M'i bulduk. Heh. Şu M MA değil kanka. Bu M. Direkt sistemin. Reaction. Pin var ya şurada bir connection var. Pin. Buradaki pin M şeklinde. M harfi vermişiz buna. Başka bir şey versem kafanı karıştırmazdı. M verdik. Bu da M. O yüzden böyle. Anladım. Burada bir tamam, couple var. Bu aslında şöyle. Kanka bir önceki sorulara gidelim. Burada ne? Ha, şu var ya. Bu aslında 10 Newton metre. Burada yukarıda. Burada da öyle bir şey olacak. Yani bir değer çıkacak. X Newton metre olacak. O X'i bilmiyorum. Soru da bana soruyor. Neden bu oluşuyor? Aynen. Çünkü dedim ya bu adam ne kadar ağır olursa olsun bu ifade dönmeyecek. Yani tamamdır, bu kanka, sistem dönmediği için MA 0. M niye 0 değil? Buradaki M MA değil. Buradaki M şuradaki reaction M. Yani bu kaynaklanmadan dolayı gelen bir kuvvet. Daha doğrusu moment. Tamamdır kanka sağ olsun. Eyvallah. Kanka burada şimdi aynı soru olduğu için yani aynı tarz olduğu için başka connection tarzları var. Bu soruyu sadece cevap anahtarı üzerinden neden böyle çözdük onu göstereceğim. Sonra diğer başka bir tarz soru görmemiz için başka soru göstereceğim. Şimdi beyler burada önce cevap anahtarına bakmadan önce kendimizi bir düşünelim. Welded var. Bakın buraya içe
gömülmüş, içe girmiş. Welded dememiş bile. Bak welded dememiş ama siz anlamanız lazım. Burada şöyle bir şey olacak. Artı yukarı yönde, sağ yönünde fark etmez yani bu şekilde. X ve Y olacak, bir de engelleyecek bir M olacak. Tamam mıyız burada? Neden bunu yaptığımı anladınız mı? Evet, evet. Ya az önceki sorunun aynısı. Yani hareket et, dönmüyor. X ve Y eksenlerinden hareket etmiyor buradan. Tam sabitli. Burada 3 denklem kuracağım beyler. Moment denklemi, Fx ve Fy denklemi. Buradan neyi bulacağım? 3 bilinmeyenim var ya, bu sefer M'yi sormuyor. Dikkat edin. M'yi sorsaydı tek denklemde M'yi çözerdim. Ama M istiyor. Fx'i istiyor. Fy'yi istiyor. Tamam mı? Reactions diyor bak. Reactions. Reactions demek moment reactions çeşitlerini söyledim ya. Moment reaction olur. Fx reaction, Fy reaction. Hepsini istiyor. Hemen cevap anahtarı üzerinden kısaca göstereceğim. Sonra diğer soruya geçeceğim. Veya burada sadece sıkıntı mesela 1.4 ya. Bunu komponentlerine ayıracaksınız. Açı falan bulacaksınız. O biraz sıkıntı. Onun dışında bir işi yok yani burada. Şunu alalım. Ne yapmış adam? 1.4 kilonewton var ya. Şunu komponentlerine ayırıyorsun. Açıdan yararlanıyorsun. Açı neresi? Bak şuraya 30 derece verilmiş ya. 30 derece olduğu için şurayı düşün. Burada 90 derece olması gerekiyordu ya bu yatay. 30 ise şuraya 60 kalıyor. Şu kısım 60 oluyor. Aynı zamanda şuranın da dik olması lazım. Bakın şu kısmın da dik olması lazım. Bana tam dik verilmiştir. Burası da dik olacağı için bura 60 ise şuraya da 30 kalıyor. Açılardan bakın burası 30. Şuraya 30 buldum. Şöyle şu kısmı. Demek ki şurada dik olduğu için burada 60. Burada 60. Sonra şuradan devam ettiriyorum. Böyle biraz yani çizgi çizip falan uğraşacaksınız. Yoksa açıları bulamazsınız yani. Bura 60. Dikkat ederseniz böyle bir kuvvet gösterilirse, açı verilmediyse dik uygulanmıştır. Zaten sorudan da belli bak. Şöyle çizdiyse AutoCAD'de dimensioning yapıyoruz ya. Adam dimensioning yapmış. Demek ki diklik var buralarda. Şöyle bir diklik olacak. Tamam mıyız? Tamam. Burası 90 olduğu için tek bir doğrudan bahsediyoruz. 90, burası 60. Buraya da 30 kalmalı. 180'e tamamlaması için. Bu şekilde beyler sonra 30'dan yararlanarak bunu komponentlerine ayıracağız bu. Yani bu sorunun en zor kısmı bu. Komponentlerine ayırmak. Onun dışında 3 denklemi çizeceğim yine. Ne yapacağım? Fx eşittir 0. Bak aynısını yapmış. Fx'e 0'ı eşitlemiş. Sonra x eksenindeki kuvvetleri yazmış. Ne var kuvvet? Ox var. Yani x eksenin şu o noktasında uygulanan reaction force. O. Bunu yazmış. Artı demiş. Başka x ekseninde ne var? Bakın x ekseninde sadece şu 1.4'ün x komponenti var. Adam en kolay yerden başlamış. Demiş ki x ekseninde tek bir kuvvet var. Bir de burada var. Hemen onu ben bulurum demiş. Başlamış. Ox demiş. Artı 1.4 sinüs 30. Şuradan pozitif yönde bir 30 derece bulduk ya. 1.4 sinüs 30 şu yönde olacak bakın. Şu yönde 1.4 sinüs 30. Şöyle bir dik üçgen var. Şurası 30 olduğu için sinüs 30. Buradan fx'ten bulmuş. Bir denklem daha kurmuş. Fy. Buraya da bilinmeyenleri yazmış. Oy çıkmış cevap olarak. Bakın her denklemde bir bilinmeyen çözüyor. Momenti yazmış. Tüm kuvvetleri bildiği için. Burası biraz zor. Nesi zor? Yazmak zor. Hesap makinesinde tek tek hesaplamak zor. O kadar. Ama iki tane bilinmeyeni bulduğunuz için burada hiç bilinmeyen yok. Sadece MO var. O noktasındaki reaction momenti. Bunu da bu denklemden buluruz beyler. Tamam mı? Bu soru üzerinde çok durmayacağım. Biraz uzun da bir soru. Zaten önceki soruyla aynı mantık olduğu için bırakıyorum. Tamam mıyız? Tamamdır. Vaktimiz de şu an bir saate yakınlaştık. Son buraya bakayım. Bu soruya bakabiliriz ya da burada durabiliriz. Ben bittim. Bakıp devam. Bitiyor kanka. Diyen varsa devam edelim. Ya. Çoğunluğu yarım. İkinciye bakabiliriz bence. Var mı başka diyen? Ses verin abi. Bir şey deyin. Fikrinizi söyleyin. Yani ben bana fark etmez yani. Beni biliyorsunuz. Kürşat. Ben devam ederim. Tamam şöyle düşünelim. Hem de bir şey yapmış oluruz. Ne kadar programımızda neler var. Şimdi beyler. Şurada. Yok bu soru değil de. Şu 3 boyutlu dengeye geçeceğiz. Yarın geçeceğiz. 3 boyutlu dengeye. Yarına şu soruları bırakırsak bir iki soru onları da çözeceğiz. Dayı aslında bunu çözsek mi? Yarına sıkışmaz. Bence de çözelim. Şimdi. Ya en azından şu soruyu çözelim. Bu soruya aynen, mesela aynen. Yarın tekrar babından bakarız. 3 boyutlu momenti de ya, yarın bitiririz. Ya da yarın ben bir şey söyleyeyim mi sana? Şu kol sorusunu çözme. Nasıl? Yukarı o şey soru var ya kol soru. Evet. Bunu çözme. Neden? Bu az önceki sorunun hemen hemen aynısı zaten. Aynen aynen. Beyler bakın burada da bir ne var? Welded gibi oylar, bir pin connection var. Burada hem momenti engelliyor. Kadının eli dönmüyorsa şöyle.
Hem bir moment reaction var. Kanka Allah razı olsun. Bir de bu kadar hızlı görebildiysen de helal olsun. Yani helal olsun diyorum. Demek ki mevzuyu iyi biliyorsun. Şurada biliyoruz demek... da işte kağıda dökemiyorum ben. Dökersin kanka ya. İşte online yadar alacağım bu sefer. He? Kağıda dökemiyorum. Online ya şimdi sınavlar. Aynen. 100 alırım. Kağıda dökemiyorum. Olayım kağıt benim. İnşallah kanka. İnşallah güzel geçer. Burada dediğin doğru. 3 tane force olacak. Bunları hesaplamamızı istiyor. Bak F, D, O, X, O, Y. Bunları bulmuşuz. Bu şekilde soruyu cevaplamışız. V, U falan filan. Neyse. Burada bırakalım. Şuraya bakalım. Burada beyler roller var ya. Roller'da şimdi şöyle düşünün. Bu şuraya bakmayın. Bu aynı zamanda ne kanka? Sizde bir bilgisayar düşünün. Bilgisayar çalışma masalarında bu tarz roller'lar oluyor. Aynen. İtip çekebiliyorsun. Yani X ve X eksenlerinde şöyle ray. Hareket ettirebiliyorsun. Doğru muyum? Ray gibi. Ray gibi. Ray sistemi. Aynen aynen. Ray sistemi. O yüzden şu yönde hareketler olacak. Şu yönde. Dikkat ederseniz burada ama şöyle bir sıkıntı var. Bu X ve eksenlerinde değil ki. Yani şöyle hareket edebileceğim ama bu ayrı bir eksen. Ayrı bir eksen olduğu için burada kuvvetimi farklı göstereceğim. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Hareket ettirmek istiyorum. Farklı bir eksen kullanmam lazım. Burayı kullandım ya. Buna dik başka bir eksen bakmam lazım. O eksen de şu dik eksen. Bu eksende hareket ettirebiliyor muyum? Beyler tam şuradan sabitlenmiş. Hareket ettiremiyorum. Bir ağırlık olmasına rağmen şu aşağı doğru inmiyor. Demek ki bu aşağıdan yukarı doğru iten bir kuvvet var. Burayı anladı mı herkes? Anlaşıldı. Aynen. Ama sadece yönü farklı oldu. Yani neden X, Y'ye bakmadım? Çünkü yamuk vermiş. Yani bu eğer şöyle olsaydı. Şurada aşağıda başka bir platform olsaydı. Şöyle bir connection olsaydı. Köprüyü şu şekilde çizseydim. O zaman X, Y eksenlerinde şöyle yukarı doğru bir kuvvet olacaktı. Ama bana ne şekilde vermiş? Böyle yamuk vermiş. O halde diyorum ki nereye doğru hareket ettirebilirim? Şuraya. Nereye doğru ettiremem? Aşağı yönde. Şöyle. O halde buradan bir reaction force var. Tamam mı? Bunu belirledim. Bu F, B olsun direkt. Bakın Y'si, X'i değil. Bu direkt bir kuvvet. Tek kuvvet. Komponentlerini yalnızca açabilirsem bulabilirim. O halde buna FB diyorum. Tamam mı? A'ya bakacağım. A'da roller olduğu için aynı şey mevzu. Sağa sola hareket eder bu. Normalde. Şurayı bak düşünmeyin. Belki burayı düşünürseniz diyeceksiniz ki iki noktadan da sabitle hareket etmez ki bu. Demeyin. Sadece şuraya bakın. Eğer bu olmasaydı bunu hareket ettirebilir miydim? Evet. Ray sistemi. O halde X ekseninde hiçbir reaction yok. Sadece Y ekseninde hareket etmiyor. Şöyle yukarı doğru bir kuvvet olacak. Tamam mıyız? Buraya da FA diyorum. FA sadece Y ekseninde olduğu için FA Y diyorum. FA X zaten 0. Şu anda tüm dikkat ederseniz connection'lardan yani tüm buradaki reaction'ları belirledim. Ama dikkat edin. Bu soruyu kaçırmanıza neden olabilir. Küçük bir şöyle ip var burada. Tension demiş. Bir makara gibi bir şeye bağlamış. Yani bir şeye bağlamış orada. Bir sabit bir parçaya. Ve hareket etmiyor. Yani burada bir tension force var. Demek ki bunu da yazmalıyım. Dikkat edin. Bunu yazmak zorundayım. Şöyle sağa doğru çekiyor. Doğru mu? Şu yönde olur muydu tension? Olmaz. Tension şu noktadan diğer kısma doğru olacak. Evet. Tension'ı da buldum. Şu anda tüm kuvvet yani diyagramı çizdim. Bu aslında free body diyagramdır. Diyagramı çizdim. Şimdi momentlere bakayım. Burada moment olabilir mi? Beyler zaten bu roller olduğu için moment de olur. Her türlü oynar bu. Yani şu kısım olmasaydı bunu şöyle sağ sol hareket ettirebilirdik. Saat yönü tersi falan. Burada da aynı şekilde. O halde moment reaction yok. Moment reaction da düşünün cevabınızı verin. Sonra şu anda reaction'ları yazdım. Yani belirledim. Sadece bir moment almam lazım. Bilinmeyen bir noktadan moment almam lazım. Moment formülünden gideceğim. Moment. Bir nokta yazacağım. Sonra x'lerin toplamından gideceğim. Ve y'nin. Ama dikkat ederseniz bir önceki soruda mesela momentten başlamamıştı direkt. X'ten ve y'den başlamıştı. Burada da aynı şeyi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hatta direkt biz de x'e bakacağız. Neden? Beyler bir bilinmeyenimiz var. F, B, x'i bence bir komponentlerine, bileşenlerine ayıralım. Şunu x ve y olarak ayıracağım beyler. Buradan da belli ki FT bu yöndeyse FB'nin X'i bu yönde olmalı. Bakın birbirlerini dengeliyorlar. Tam tersleri olmalılar. Açı bulmam lazım. 30 vermiş. Şöyle devam ettiriyorum. Şöyle devam ettiriyorum. Buradan devam ettiriyorum. Bakın 30. Şurası 90. Şurası 60. Şura 60 derece. Dikkat ederseniz bakın. Şöyle bu düzlem
birbirine dikti ya. Şu mavi çizgiyle kırmızı birbirine dik. Yani şu kısım dik olmalı. O halde şuraya da 30 kalıyor beyler. 30. 30'la ne yaparsam? 30'la sinüsümü, kosinüsümü çarparsam x'i bulurum. Mehmet cevap versene kanka. 30'la sinüsünü mü alacağım? Kosinüsümü f b x'i bulmak için. Kosinüs mü? Nasıl? Kosinüs mü? Hayır. Bak 30'un 30'un karşısında. Karşıdaysa sinüs, komşusuysa kosinüs. Evet. Anladın mı mevzuyu? Anladım. FB diyorum. FB çarpı. FB'yi sonradan bulacağım için FB sinüs 30 diyeceğim. FB sinüs 30. Buradan FB'yi bulacağım. FB'ye ihtiyacım var. Direkt FB x yazmayın. FB eğer açılar varsa FB sinüs 30 deyin. Artı, bakın artı yönde T. Tension'ı vermiş mi? Tension'ı vermemiş. T diyeceğim. Demek ki buradan bir tension'ı istiyor zaten. Aynen, tension'ı istiyor. O halde demek ki buradan başlamamalıydım. Ben T'yi vermişti zannettim. Vermemiş. Beyler bir de bir kuvvet unuttuk. Şurada ağırlık 300 kilogram olarak verilmiş. O halde 300 çarpı 9.81 hemen Newton olarak hesaplayayım. 300 çarpı 9. Bu 9.81 her zaman kilogramla bunu çarpacağım. Bu yer çekimi ivmesi. Kilogram verdiyse onu Newton olarak almayın sakın. 9.81 ile çarpıp Newton'a çevirin. Kilogramla şunu çarpın. Hiçbiri katma araya dayı. Nasıl? Direkt 9.80 yaz. 9.8 yaz. Biri katma. Tamam. Hoca istemiyor çünkü onu. Tamam. 2940. Eyvallah kanka. Doğru diyorsun. 2940 Newton. Bazı hocalar 9.81 ile çözüyor o yüzden. 2940 Newton olarak buldum. Şimdi nereden gitmek mantıklı olacak? Beyler bu soru biraz zor olacak. Yani hiçbir yerden, pardon yanlışlıkla ona bastım. Kaydetsin. Burada yani sürekli yazacağım. Tüm denklemleri yazacağım. Hangisi mantıklı olursa oradan devam edeceğim. Aslında moment daha mantıklıydı. Çünkü B bilinmiyor. Ve aynen B'den moment alsaydık. Bak T'yi de bilmiyorum ya. Direkt A'yı bulacaktım aslında. Doğru muyum? Yani en mantıklı başlamam aslında benim B'ye göre momentim olacaktı. Neden? Bak şurayı biliyorum. Burayı biliyorum. Şurada momenti aldığımda kuvvetlerin hepsinden kurtulacağım. Doğru değil mi? O halde B momentine bakacağım. Ben X'i yazdım. Şimdi B momentine bakalım. B momentinde neler var? Bana biri söylesin. Yani B'ye moment oluşturacak. Gönüllü biri ses alsın. Zaten çok fazla kişi değiliz. Karışmaz. Neyi? Biri B'deki momentte yani mesela ilk ne yazacağım buraya? Neler var? Hangi kuvvetlerin momenti var? Bunları söylesin. G var. G var. Tamam G ile başlayayım kanka. 2940. Saat yönünde mi saat yönünün tersinde mi? Sen çizerek göstersene yönünü. G'yi devam ettir B'ye doğru. Kanka şöyle göstereyim ben. Saat yönünün tersi. Aynen öyle adamsın. Saat yönünün tersi olunca pozitif mi negatif mi? Onu belirlemedik ama belirleyelim. Pozitif alalım. Pozitif alalım. Saat yönünün tersi pozitif alalım. Genelde öyle alınır kanka. 2940 diyorum. Sonra aradaki dik mesafeyi bulacağım. Nasıl bulurum? Bak şöyle yapacağım. Hemen o noktadan şu 4 metreden yararlanacağım. Bir mesafe verilmiş. Diyorum ki şuradan bir çeksem. Şu açının bak 30 derece burasıysa taşıyorum. Sinüs 60 ya. 4 çarpı yok kosinüs. Direkt sinüs 60 ya. Evet, direkt sinüs 60. Aynen 60'ı biliyoruz kanka doğru diyorsun. Direkt sinüs 60'ını alıyorum. Kralsınız bu arada. Sinüs 60. Tamam mı? Bu momenti buldum. Buldun mu? Hayır. 4 ile çarpacaktım. Hipotenüsle çarpacaktım. Sinüs 60 olmaz. 4 çarpı sinüs 60. 4 sinüs 60. Tamam. Şimdi bir momentim daha var. Onu da bana Selami söylesin. A noktasından mı? Aynen kanka. Onu bana kuvveti söyle. Yani kuvveti bilmiyorum. FA'ya. Dik mesafeyi nasıl bulurum sence? Kanka siler misin İbo? Sildim. Tamam. Önce kanka sen çizebiliyor musun şu an? Hangi yönde olduğunu göstersene bir. FA'ya. Çizemiyor. Ben göstereyim mi? Çizemiyorsun değil mi? Çiziyorum. Çizebiliyorsa tamam. Çizsin. FA'ya'nın yönünü göster. Bir de son soru beyler az kaldı. Sahur yaklaşıyor ama kusura bakmayın. Son soruyu bitirelim. Güzel. Nasıl yaptın? Pozitif dedin ama bak kanka kuvvetin yönüyle devam ettir. Kuvvetin yönüyle. Daha doğrusu kanka bunu belirlemene gerek yok. Çünkü şöyle biz A'yı yazdık ya bunun pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden
FA'ya yazıp direkt dik mesafeyi kullanacağım. Eğer FA'yı aşağı yöndeyse veya yukarı yöndeyse buna göre bir sonuç gelecek zaten. Doğru mu? Aynen. Şöyle ama düşünelim bir. Yukarı yönde olsaydı hangi yönde olacaktı? Bak. Eksi yönde. Eksi yönde değil mi? Aynen. Adamsın. O halde ben şöyle yapayım. Pozitifini bulmak için yukarı doğru çizdim ya. Yukarı doğru. Eksi olarak alayım. Ki eksi olarak almalıyım çünkü sıfır eşit olacak ya kanka. Bu, aynen. Bu yöndeyse şu dengelemesi için negatif olmalı. O halde negatifi yazıyorum. F, A, Y. Dik mesafeyi nasıl bulacağım? Çarpı. Kosinüs değil. Aynen kosinüs 60. 8 çarpı kosinüs 60. 8 çarpı kosinüs. Bak ama dikkat et kanka. 30, 60 şurası. 60'ın kosinüsü pardon, mu pardon, karşısı? Pardon. 60'ı yukarıya göre. Pardon. Tamam. Sinüs. Bak. 60'ın aynen. Karşısı. Direkt 60'tan bak. Şurası ise komşusudur. Bak şurası aynen. Komşusu. Ama karşısı burası. O halde sinüs 60. Sinüs 60. 8 dedin. Helal olsun. Şurası. 8 sinüs 60 diyorum. Tamamdır burası da. Buradan beyler direkt eşittir 0 ya. Her noktadaki momenti 0 olacak. Hemen hesap makinesinden hesaplıyorum. Yine denklem ben. Usulüyle gideyim mi? Yok. Niye? Ya gideyim. Burada çarpı marpı var. Burada gidin beyler. Sadece tek olsaydı denklem kurmayı diyecektim. Ama 2940 çarpı 4 çarpı sinüs 60. Sinüs 60. Sonra eksi diyorum. FA'ya yerine ne yazacağım beyler? Alfa'ya basıp X'e basacağım. Bunun için ayrı bir ders yaparız. Kısaca neden, yani nasıl çözeceğiz onları gösteririm. İstemiştiniz hesap makinesi için. 8 sinüs 60. Şimdi eşittir diyeceğim. Alfa'ya basıp yine buraya basıyorum. 0 diyeceğim. Sonra shift'e basıp sol diyeceğim. Benim için çöz diyeceğim. Negatif mi çıkmalı FA'ya pozitif mi? Pozitif çıkmalı. O halde 1 diyeceğim. Ama size göstermek için negatif de yazsam, eksi 20 de yazsam çözecek benim için. Bakın 1470 geldi. Sadece bazı zor sorularda, termodinamik soruları falan, bunu mühendisten öğrenmiştim nasıl yapacağımı. Yani çok önemliydi onun için. Çünkü herhalde x kare varsa, yani bu gibi durumlar çok önemli değil. Ama x kare olunca bir negatif kök çıkıyor kanka, bir pozitif kök çıkıyor. Sen negatif yazdın mı, sen negatif kökü veriyor. Bu sefer termodinamikte yanlış yapma ihtimalim var. O yüzden x kareli durumlarda ne verdiğiniz çok önemli. Ama burada çok önemi yok. Eksi de sıfır da versen her türlü bak 1470'i buldu. Demek ki FA'ya, bakın yukarı yönde demiştim. FA'yı buldum. Pozitif kaçmış? 1470. Şimdi beyler şuradan bir sayfa daha açayım. Aşağı geçelim. Bitmek üzereyiz hemen. Şimdi şöyle yapacağım. Kanka silebilir misiniz şu şeyleri? FY'ye bakacağım beyler. Y ekseninde neler var? FA'y var. Değil mi? 1470 yazıyorum. Pozitif yönde. Başka ne var? G var negatif yönde. Eksi 2940 var. Başka ne var? Bakın B'nin yukarı doğru olanı var. Bak T değil. Şu da değil. Onlar X ekseni yukarıda yazmıştım. O halde FB'nin kaçını alacağım? Sinüsümü, kosinüs 30'umu alacağım? Sinüs 30. Kosinüs. Kosinüs beyler. Kosinüs. Dikkat. Yukarıda zaten sinüsünü aldım. X'i bulmak için. Bu sefer kosinüsünü alacağım. Neden? Bak 30. Şurası 30. Şurası. Karşısı burası. Ben komşusuna bakıyorum. Komşusu şu kısım. O halde kosinüsünü alacağım. FB kosinüs 30 dedim. Bir de şurada kafanızı karıştırmaması için bu üçgenleri bir de büyük olarak çizebilirsiniz. FB kosinüs 30. Ben buradan sıfır eşitleyince cevap çıkacak zaten. İsterseniz yine buradan çözeyim. 1470 eksi 2940 artı yönde FB o belli zaten. Yoksa bakın negatif çıkacak. Dengelemesi için pozitif olmalı. X diyorum. Hemen şöyle X'i nerede benim şey? Pardon. Bir saniye. Mouse'umu kaybettim de. Alfa x diyorum. Tamam x'i de yazdım. Başka ne var beyler? Kosinüs 30. Bakın x fb ya. Kosinüs 30 ile çarpmalıyım. Kosinüs 30 yazacağım. Çarpı yazmayınca belki sıkıntı olabilir. Ben denememiştim. Yazayım bir çarpı. Tamam. Eşittir 0 diyorum. Bakın 0'a eşit. Solve diyorum. Hemen reis çözecek bizim için. 0 dedim. 1697.4. Ay bu taktik süper ya. FB bakın dikkat edin beyler. FB kosinüs 30'u bulmadınız. Kosinüs 30 zaten sabit. FB eşittir.
1697.4. 1697.4. Şöyle 97. Tamam mı? Şimdi ne kaldı beyler? FB'nin Y komponentini buldum. X komponentini bulmamıştım. FB sin 30'a geçebilir miyim? Yani FB'yi biliyorum. 1697.4'ün yarısı olacak. Yani direkt sinüs 30 da alabilirsiniz. Yani o aklınıza gelmeyebilir. 1697. Şimdi yeni bir denklem kuruyorum. Nokta 4 çarpı sinüs 30. Şimdi burada ben sıfır olması için zaten tension'ın negatif olması lazım. O halde hiç uğraşmayın. Ya uğraşmayın. Başına eksik koyun. Eşittir deyin. Yani T bunun tam tersi olmalı. Eşittir sıfır olacak ya burası da. Baktım ne geldi? -848.7. O halde şurası da sıfıra eşitse beyler tension eşittir. Eksi yuvarlamış burada. -850 demiş. Bakın cevabı bulduk. 850. Doğru mu? Doğru. A demiş. 1472 Newton. A. Neresi A? Force at A diyor. Şurası. Bulmuş muyduk 1470? Tamamdır beyler. Soruyu tamamladık. B'yi sorsaydı B'nin magnitüdü. Magnitüdü 1697.4. FB X'i sorsaydı. FB X hangisi? Şurası. Orayı verecektik. Yani sinüs 30'unu alacaktık. Yani 850 olacaktı aslında direkt. Şunun tam tersi. -850 olacaktı. Böylece tamamladık beyler. Aa dikkat edin pardon bir saniye. Şurada tension pozitif diğeri negatif olmalı. Bakın FB sinüs 30 da bu. Başına eksi koymalıydık. Çünkü yönü bu tarafta ya. Tension pozitif o halde FB sinüs 30 eksi olacak başında. Eksi. Tamam mıyız? Buradan artı 850 Newton gelecek. Tamam.